Merhaba arkadaşlar, ben Hanif Hoca, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, sizinle yeni bir seri başlatıyoruz. Artık adım adım, gün gün, konu konu formüller, matematik formülleri, konu konu formülleri paylaşacağım sizinle. Formüllerin PDF olarak videonun altındaki linkte bulabilirsiniz arkadaşlar. Temel kavramlardan başlayacağım, sonra bütün konuları bu şekilde arkadaşlar, birkaç sayfa halinde sadece formülleri olacak şekilde ve bu formüllerin açıklamalarında bu şekilde yazdım arkadaşlar. Bunları sizinle paylaşacağım. Konu konu bunları göreceksiniz. Bunları bulabileceksiniz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Hem size anlatayım kısa kısa hem de temel kavramlarla ilgili formüller nelerdir? Şimdi rakamı zaten biliyorsunuz arkadaşlar. 1'den 9'a kadar olan ifadelere biz rakam diyoruz. 0 da dahil olmak üzere 0, 1, 2, 9'a kadar olan ifadeler rakam olur. Sayı kümelerini biliyorsunuz. Doğal sayılar. Doğal sayıları biz n ile gösteriyoruz. Doğal sayı demek. 0 hariç tüm doğal sayıların pozitif olduğunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Doğal sayılar 0'dan başlar ve sonsuza kadar gider. Pozitif doğal sayılar birden başlar ve sonsuza kadar gider arkadaşlar. Sayı kümelerinin en küçüğünün doğal sayılar olduğunu bilmek lazım. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Toplamları verilen iki doğal sayının çarpımının en büyük olması için sayıların birbirine olabildiğince yakın olması lazım. Çarpımlarının en küçük olması için sayıların birbirinden uzak olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu zaten bildiğinizi düşünüyorum. Üçüncü bir madde, çarpımları verilen iki doğal sayının toplamlarının en büyük olması için sayıların birbirine uzak, toplamlarının en küçük olması için sayıların birbirine olabildiğince yakın olması gerektiğini bilmek lazım arkadaşlar. Tamam, yani bunları detaylı olarak bilmemizde bir yarar var. Bunları yazarak da kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Sayıların en büyük olması için sayıların birbirinden olabildiği kadar uzak olması lazım. Tam sayılar arkadaşlar, ikinci sayı kümemiz tam sayılar. Tam sayıları biz hem negatif hem de pozitif olabildiğini bilmek lazım ve z ile gösteriliyor. Tam sayılar eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar devam eder. Ve tam sayıları siz negatif tam sayılar, sıfır ve pozitif tam sayılar diye bu şekilde bir birleşim kümesi yapabiliyorsunuz. Her doğal sayının tam sayı olduğunu, bakın her doğal sayı tam sayıdır. Fakat her tam sayı doğal sayı değildir arkadaşlar ve doğal sayılar tam sayıların alt kümeleri oluyor. Evet, bu PDF'i açıklama kısmında görebilirsiniz. Artık PDF'i indirirsiniz, renklendirmeyi, üstünü çizmeyi, önemli olan yerleri kendiniz de çizebilirsiniz arkadaşlar. Rasyonel sayılar üçüncü büyük kümemiz ve rasyonel sayıları Q ile gösteriyoruz. A bölü B şeklinde yazılabiliyorsa biz bunlara rasyonel sayılar diyoruz. Rasyonel sayılar kümesi doğal sayıları ve tam sayıları içine alan gerçekten devasa bir küme arkadaşlar. Doğal sayılar tam sayılar, tam sayılar da rasyonel sayıların alt kümesi oluyor. Aklınıza gelebilecek her şey rasyonel sayıdır arkadaşlar. Yani aklınıza gelebilecek bir sürü şey köklü sayıların haricinde, köklü sayıların irrasyonel olanları haricinde arkadaşlar. Geriye kalan her şey rasyoneldir zaten. Rasyonel değilse irrasyoneldir. Rasyonel değilse irrasyonel olarak ifade ediyoruz. Yani irrasyonel sayılar kümesi nedir dediğinde rasyonel olmayan sayılar kümesine irrasyonel sayılar kümesi denir. Ve Q üzeri çizgiyle ifade ediliyor arkadaşlar. Ondalıklı sayıların virgülden sonraki kısmı düzensiz tekrar ediyorsa bu bir irrasyonel sayıdır. Pi çarpı E, yani pi E gibi ifadeler. Dışarı tam olarak çıkamayan köklü sayılar da irrasyonel sayılara örnektir arkadaşlar. Rasyonel, irrasyonel, doğal, tam bunların hepsinin birleşimi bize bir reel sayılar kümesi oluşturuyor. Böyle devasa bir reel sayılar kümesinin oluştuğunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Reel sayılar kümesi rasyonel ve irrasyonel sayıların birleşiminden oluşuyor. Şuraya ayrıca işte toplama ve çarpmanın özelliklerini koydum. İsteyen arkadaşlar bunlara bakabilirler. Yani burası aslında çok önemli bir mevzu değil ama şurada şuna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ters eleman özelliği. Yani toplama işlemine göre tersini bulmanız lazım. Yani A sayısının toplama işlemine göre tersi eksi A'dır. Bu önemli olabilir ters eleman özelliği.
Burada da ters eleman özelliği önemli olabilir. Çarpmaya göre tersi, A sayısının çarpma işlemine göre tersi 1 bölü A'dır. Yani sayının ters döndürülmüş halidir arkadaşlar. Bu ters eleman özelliği önemli olabilir bu kısımlarda bununla ilgili. Çünkü ÖSYM'nin geçmiş yıllarda sorduğu bir soru var buralarda. Dağılma özelliği var arkadaşlar. Çarpmanın toplama üzerine, çıkarma üzerine dağılma özelliği sağdan, soldan. Pozitif ve negatif sayılar. Bunları da zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Bunları incelersiniz. Tabii ki pozitif sayıların bütün kuvvetlerinin pozitif olduğunu, negatif sayıların tek sayı kuvvetlerinin, negatif çift sayı kuvvetlerinin pozitif olduğunu bilmek lazım. Üssü sayılarla ilgili formüller kısmına geçtiğimizde bu kısmı daha detaylı inceleyeceğiz sizinle arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videonun devamı gelecek arkadaşlar. Sizin isteğinize, talebinize göre buna devam edeceğim bu seriye. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.